Ece bir yağdırsana. Ceyhun memleket erkek görsün ya. Bir gönder, gönder kapağı. Bu nedir hocam? Bu nedir? Kaç ay lapa yendi? Kaç ay? Kaç ay evden çıkılmadı? Nasıl bir spor yapıldı? Şöyle 6 ay. 6 ay acayip bir evden çıkılmama durumu var. Zaten tam pandemiye denk gelmişti. Hı hı. Şubat'ın 25'inde başladım ben aslında evde spor yapmaya. Ama son 10 gün artık konuşma gibi, yani konuşacak takatim yoktu derler değil mi? Doğru. Hı hı. Doğru cümle o. Aynen öyle oldu. Pirinç lapası ve su. Anlatayım mı? Şey yani. Böyle, evet evet, çünkü şey çok acayip bir şey. Hani bayağı hani bulamamak bir şey ve onunla beslenmek, hayatta kalmak gibi. Aynen öyle. Hani böyle anlatılır ya, işte Allah korusun, İşte göçük altında kaldım ama o anda orada o vardı. Onunla hayatta kaldım gibi çünkü bir şey. Gerçekten de öyle. Bir litre, daha doğrusu bir kilogram pirinç. Hı hı. Bunu tabii haşladığınızda 2 kilo 300 grama falan tekabül ediyor. Şişiyor çünkü biliyorsunuz. Hı hı. Sonrasında 8 litre gibi bir su, son 10 gün çekimimize kala, son 10 günde sadece bununla beslendim ve inanın şöyle bir şey, çok fazla evimden dışarı çıkmamaya özen gösterdim ki, çünkü insanlarla diyalog kurmayayım diye, öyle bir takatim yok. Ama aynı zamanda da hem sabah hem de akşam, sabah 8'de, gece de 11'de idman yapıyorum. Hmm. Online, evimde. Ve çok zor bir 10 gündür. Ne kadar sürüyor bu ara bir idman? Şöyle söyleyeyim, sabah itmanı 1,5 saat civarında sürüyor. Hı-hı. Ama tabii ki gece olan 11'de olan 45 dakika falan. Hı-hı. Ama 45'er dakikada öncesinde veya sonrasında da koşu bandı var. Çok affedersiniz, manyak mısınız? Ya evet, ben de sordum bu soruyu kendime, manyak mısın Gürkan diye. Belki bir şey, ben çünkü başarı hastası birisiyim. Evet, başarmayı çok seviyorum. Hı-hı. Öyle. Ya da bir şey ispatlamak değil aslında, kendi ispatım bu. Ve Nisan ayında buna karar verdik. Evet, Şubat'ta başladık biz belki spor yapmaya ve kilo vermeye. Nisan ayında dedik ki eğer ki böyle bir şey yapıyoruz, buna bir dergide olsun mu? Sonrasında da işte spor hocamları birlikte böyle bir karar verdik. Ve tabii ki Ramazan'a denk geldi. Hı hı. Aynı zamanda Ramazan ayında da hem inanın oruç tuttuk, akşamına yine spor yaptık. Pirinç lapası yiyerek. Arada, o zaman bulgur vardı. Pardon, o zaman bulgur vardı. Öyle söyleyeyim. O zaman bulgur vardı. Ama o dönemlerde kırmızı et çok fazlaydı tabii ki. Son 10 gün ama hani ileride belki de bilmiyorum, şimdi arkadaşlarım benim bir Gürkan Şef'in ünlü tarifleri de bir kitabım var. Onu getireceklerdi yolda mı? O geliyor mu? Tamam. Evet galiba 54 tarif var içerisinde. Şöyle söyleyeyim, onun gibi bir tabii ki daha böyle anılarımı yazdığım bir kitap, eğer ki bir yazar isem kesinlikle ama kesinlikle bu anı, yani bu süreyi orada tabii ki yazacağım, paylaşacağım. Aklıma ne geldi? Bunu hiç dijitalde kullanmayı düşünmediniz mi? Yani siz bütün bunları yaparken evde o 6 ayda hiç kameraya falan çekmediniz mi? Hiç. Şimdi mesela bu çok güzel proje evet. olur. Niye Doğru. bunu, sizin gibi yaratıcı biri, niye bunu kaçırdınız? Şöyle, aslında Nisan'a kadar yapar mıyım yapamaz mıyım modundaydım. Hı. Çünkü tartıya çıkıyorsunuz. Ya bir şey yok oynayan yani. Evet, bu arada ben 18 kilo yakın kilo verdim. Hı hı. Tabii öyle de bir durum var yani içerisinde. Ya bir elleyebilir miyim? Küçük, çok taş mı bir yani? Taş mı? Geleyim yani oraya. Yani şöyle ben geleyim. Ben geleyim. Yani hiç şöyle sıkmadan ya. Tabii şöyle şey yapabilirim. Ama sıkmayın, bir dakika şuraya elleyeceğim. Tamam. Hayır sıkmayın. Hayır sıkmıyorum, sıkmıyorum şu anda. Vallahi taş ya. Bir de karnı elleyeyim mi? Tabii. Ama karın dümdüz. İçine göçmüş karın. Tabii yani. Çok sinir bozucu. Ben nasıl söyleyeyim? Sabah uyandığımda şimdi, hele hele o 10 gün içerisinde, o 3 günü anlatacağım aslında başladığımda. Banyoda uyandığım anda kendimi gördüm 3. gün sonra ve hayatımda ilk kez karın kaslarım çıkmıştı. Ya o an unutamıyorum mesela. O anın tabii fotoğrafı var telefonumda. Çektim onu. Bize de gönderseniz yayınlamam. Şey mi, çok mu ahlaka mugayir bir Hayır, görüntü? Hayır değil tabii ki. Yayınlayabilir miyiz? Yani, evet, karın kaslarım ve gözüküyor, kollarım gözüküyor öyle. Ve inanın o kadar çok duygulandım ki. Çünkü hı hı. 18 kilo veriyorsunuz ciddi anlamda. Yani öyle bir kasın yani görünmesi de mümkün değil. Hı hı. Ayrıca kıyafetler konusunda şimdi ne kadar özgürce, neden? Şöyle bedeninizi biliyorsunuz hı. ve artık sadece alıyorsunuz.
Yani soyunma kabinine şey daha doğrusu deneme kabinine gitmiyorsunuz. Bunu deneyeyim falan diye. Ama bu çok bu kavgada söylenmez. Öyle mi? Herhalde ya bu ne demek? Bedenimi alıyorum, denemiyorum bile. Zaten taşım yani üstüm. Bu demek bu. Ya ben de bu kafayı istiyorum. Ben de bu vücudu istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Yok siz niye öyle diyorsunuz ama yok, ki? Yok böyle karın kasları falan. Ya yani şunu demeliyim değil mi? Hani Cansu getirdiğinde giysileri Gizem. Olacak mı derdim olmamalı. Bedenim belli tamamdır. Denemeden çıkmalıyım programa. Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir duygu ama siz de kendinize gerçekten yok, haksızlık yok, etmeyin bence. Yok yok, şimdi bu başka bir deneyim ama bu bir yolculuk bu. Bu yolculuk siz evet. Siz bir yolculuk yaptınız şu anda. Evet evet ve çok zordu, inanın bana çok zordu. Buradan zaten çıktığımız dergide de içerisinde de teşekkürlerimi sundum. Arkadaşlarım, aynı zamanda işte spor hocalarım çok çok haklarını helal etsinler. Buradan da söyleyeyim katlandılar bana öyle söyleyeyim. Çünkü şeker almıyorsunuz. Son bir ay şeker ve karbonhidrat da kesiliyor. Ama o 10 gün sadece pirinç ve su, o bambaşka bir şey. Tabii ister istemez A'yı B olarak algılayabiliyorsunuz. Ya da direkt A'yı Z olarak algılayabiliyorsunuz. Bu sizde tabii sinir yapıyor. Çünkü ben normalde de tatlıyı böyle tüketen birisiyim. En azından tatlı tüketmesem bile meyveyi çok seviyorum. Bunları da almadığınız için çok zor bir dönemler yaşadık tabii ki. Peki böyle delirdiğiniz, birilerinin üzerine yürüdüğünüz, çirkinleştiğiniz anlar oldu mu? Yani şöyle, çirkinleştiğim anlar olmadı. Spor aslında son 6 aydır özellikle. Evet, hayatımın bazı dönemlerinde vardı ama şöyle vardı. Hani olur ya, pazartesi günleri ben spora başlıyorum veyahut da diyete başlıyorum. Hep değil mi? Bir türlü yapamadığımız. Ben de o şekilde pazartesi başlayıp çarşamba bırakanlardanım. Ya da işte bir ay içerisinde 7 gün yapıp 23 gün yapmayanlardan. Böyle zaman zaman oldu hayatım ama bu istikrarlı bir şekilde hiçbir zaman olmamıştı. Sporla daha sanki sinirlerim de alındı. Daha evet evet yani arkadaşlarım da mesela onu söylüyorlar. Daha biraz daha rahatladım. Ancak o 10 gün yani kız arkadaşım da tabii ki dayandı mı? Ona da teşekkür ediyorum. Dayandı diyelim. Yani gerçekten de öyle. Beni çekmezdim. Öyle söyleyeyim. Yani aynen öyle. Ben beni çekmezdim yani o derecede. Pirinç lapası yiyip tabii su içince yani olabilir ama bunlar ya. Hepimiz de olabilir. Kendi doğum gününüzde 9 Ağustos. Ben Aslan Burcu'yum. Yükselenim de Aslan. 9 Ağustos'ta veya işte takip eden günlerde sağ olsunlar işte birkaç kez böyle doğum günü pastaları kesildi sürpriz olarak. Ve inanın bir çatal almadım. Öyle de bir durum var. Çünkü alamazsınız. İki haftanıza mal olacak o. Aldığınız, bir çatal. Ya evet, aldığınız şeker maalesef. O yüzden de size ben un, yağ, şeker olmayan bir tatlı getirdim. Elim boş gelmedi. Bunun adı ne? Çok teşekkür. Hemen deneyebilir miyim? Bunun ismi Şehvet. Şehvet. Tabii. Şu anda Şehvet'i yiyorum. Arkadaşlar. Bunun içerisinde keçi boynuzu. Gürkan şef yaptı. Evet, keçi boynuzu, pekmezi. Ve de Medine hurması var. Gel kuzum, sen gebesin, gel. Gel bak, temiz çatal istedim, gel. Gel. Çok güzel. Gizem, gel. Karşında yiyemem sen yemeden. Bu arada seyircilerimize söyleyeyim. Gizem valla bizim programda gördüğünüz gibi hamile. Adını işin Aslı koyacak. Ben Aslı koyması için çok baskı yapıyorum. Mahberi de bence Mahberi koyması için baskı yapıyor. Şafak, bak Şafak da olur. Şafak kız olacak. Ceyhun'a mı? Kız olacak Ceyhun'cum. Atlama hemen oradan her Abi şeye ben. Ya. Al canım. Afiyet olsun. Çok güzel. Çok, o elindekiyle çok güzel oldu. Afiyet olsun tatlım. Böyle bunun tabii ki masum bir yanı var. 3 tane beyazı kullanmadığımız için. Bence çok iyi. Keçi boynuzun. Pekmezi. Tamam. Aynı zamanda da Medine hurması var içerisinde. Bayılırım. Evet, ben de çok ben severim. Ben ama şeyciyim, öbür hurmadancıyım. İsmini söylemeyeyim şimdi, hani ülke gerginliği sebep olur. Anladım, anladım. Öbürü var ya genelde çatıştığımız ülkelerden biri olan. Anladım, biliyorum. O daha etli ya. Evet. Onu çok daha, seviyorum. Daha, tamam. Daha. Medine hurması var. Evet. Keçi boynuzu pekmezi. İçerisinde tabii ki de şey var. Çikolata, bitter, evet, kakao da var. Altındaki kepek unundan yapılmış bir kek. Bu da çok önemli. Böyle pırırt yapıyoruz. Çünkü şöyle, altına o zemini koymadığınız zaman nasıl inşaatın temeli olmadığı zaman çıkamazsınız o inşaata. Onun gibi de öyle bir zemin gerekti bize. Şimdi siz peki 6 ay, son 10 günü söylemiyorum. O 6 ayda hurma falan yiyebildiniz mi?
Ben... Yediğini sormalar. Evet. O sonrasında aynen itmanla bize, yani antrenmanla çıkıyordu. Bir gün, herhalde Mayıs ayın, Ramazan bitmişti ya da bayramdan birkaç gün sonra mı? O kadar artık şey geldiler ki, işte hani o çıldırma, hı-hı, az önce sormuştunuz. Ramazan'dan kalma bir hurma var. Ve şey, soğuk hurma, hı-hı, buzdolabında bekliyor bu. Öyle, cinsi öyle yani, evet, buzdolabında tutmanız, hı-hı, gerekiyor. İnanın herhalde bir kilodan fazla. Gece saat 4 gibi onu yemeye başladım. Gözüm kapalı. Bende şöyle çocukluktan kalma bir alışkanlık var. Gece yarısı uyanıyorum. O zaman tenekelerin içinde bisküviler vardı. Şimdi marka ismi söylemeyelim. Bunu, bisküvi suya banıp yiyorum. Çünkü yarıya kadar bardağın içine aldığımda yarıya kadar ıslanıyor bu şekilde. Ama gözüm kapalı. Hı hı. Daha sonra kalan suyu da, onun içerisinde bisküvilerin posası kalıyor. Bunu bu şekilde içiyorum. Bu bende alışkanlık oldu ve şöyle söyleyeyim, hala da devam ediyor. Bunu yok edemiyorum. Yani zannedersem hem çocukluktan kalma ya da işte gece yarısı şeker istiyor vücudum. Ve ben o 1,5 kilogram hurmayı herhalde bir 10-15 dakika sürede gözüm kapalı bir şekilde yedim. Tabii. Nasıl? Ve sonra yattım tabii ki de. Allah. Tabii. Ve işte gece yediğin hurmalar 6 ay sonra gelir seni tırmalar. Sonrasında bir hafta boyunca biz acayip tabii kendime kızmalar, nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Ama şunu gördüm, ben kendim için konuşuyorum. Evde abur cubur, hı-hı, veya işte tatlı bisküviler, çikolatalar var ise gece yarısı uyandığımda sabah bir piknik alanı gibi oluyor burada. İnanamazsınız. Aa. Evet. Burada bisküvi kapları, burada çikolata kapları falan. Hepsini ben yapıyorum. Suçlu benim aslında, suçlusu. O yüzden de bu süreçte evime hiçbir şey almadım. Şimdi bir dakika. Gizem geldi mi kitap? Getirsene. Bir bakalım mı kitabı? Getir, versene. Çok teşekkürler tatlım. Evet, Gürkan Şef'in ünlü tarifleri. Ünlü... Ya bu bıyıklar gitti. Ya ben bu dün akşam bu bıyıklarla ilgili ne fantaziler kurdum. Yarın Gürkan Şef gelecek. Yani yılbaşı süsü bile asmayı hayal ettim. O kadar fantazi kurdum. Dedim ki bunları nasıl böyle tutuyor? Ne olmuş, bıyıklar gitmiş. Niye gitti? Bıyıklar gitti. Hem kendi programımızda artık 6 yıldır kendi programımızı yapıyoruz. Farklı kanallarda yaptık. Böyle bir karar aldık. Sonrasında da ya aslında bu tuşa biz bastık. Yani çok da biz yaptık demek istemiyorum ama... bu yıl bıraktık. Sonrasında hani bulunduğumuz sektörde çok fazla olmaya başladı. Tabii ki öncülük yapmak çok güzel bir şey ama sonrasında biraz dedik ki biz ne durumdayız? Kendi yüzümü unuttum çünkü. Hani 12 yıldır falan yani bıyığım var. 12 yıldır öğrencilik dönemimden bu yana. Hani gerçekten bir dudağım var mı falan onu görmek istedim. Var mıymış? Varmış, evet. O yüzden bıyıkları kestik. Saçımızı da, bıyıklar gidince saçtan da biraz dedik ki keselim, nasıl olacak diye kısaltalım. Bilmiyorum. Ben şu anda dana yanak kadayıfı görünce son cümleleri hatırlamıyorum. Duymadım, görmedim. Dana yanak açtım ve dana yanak kadayıfı gördüm ya. İnanılmaz bir şey. Ne ya? İnanılmaz. Tel tel döküldüğü için de aslında dana yanak, şöyle söyleyeyim, canlı buradan biliyorsunuz değil mi, yemek işlemini yapıyor. Çok kaslı olur bu bölge ama iyi bir... Onu işliyoruz eti. Saatlerce 12 saat varan, ilk önce fırın sonra da tencerede pişiyor. Toplam 12 saat geçiriyor bu ısılarda. Ve tel tel döküldüğü için ismine dana yanak, ayrıca kadayıf koydum. Ama bir kadayıf yok aslında olayda. Yok. Ama tel tel olduğu için kadayıf. Diplomalı bir kasap aslında. Evet, gastronomi okudum. Aynı zamanda tabii ki aşçılık da mezunuyum. Sonrasında Parma'ya gittim. Okulumun bursla kazandık orayı. Çok güzel bir deniz kenarında. Sabah 5'te kalkıyoruz, espresso içiyoruz. Evet, kendimize geldik ama her sabah makarna ve pizza yapıyoruz. Her sabah dünyanın her yerinden insanlar var. Yo, dedim ki bu değil, içimdeki aşk bu değil. Ve ben bir ay sonra buradaki hocamı aradım. Ben dedim hocam geri dönüyorum. Evet, yani bu değil yani benim yapmak istediğim. Sonra peki dedi, sağ olsun Antalya'da da bir okulumuz var bizim, yurt dışında anlaşmalı. Çok pardon, bunu dediğinizde kaç yaşındasınız? Bunu dediğimde 15 yıl önce. Yani. Şu an yaşım mı? Tamam. Söyleyeyim. Ama ben. Yok, ben tabii ki şey yapıyorum. 39'um şu anda. Şu anda 39'sunuz. Evet. Evet. 15 yıl önce 24 yaşında. Gibi. Tamam. Evet. İlham olsun diye sordum, evet, gençlere. Evet. Aynen öyle. Hı-hı. Ve tabii ki geri geldik. Antalya'dan burada okula başladık. Ve inanın
sadece bir sene boyunca bırakın bonfileyi görmeyi. Çünkü etler arasında bonfile premium bölgede olduğu için pahalı bir et tabii ki. Biz sadece kemik sıyırıyorduk. Evet, Türkiye'nin ilk diplomalı kasaba unvanını aldım. Böyle bir diplomam var ama bildiğim kadarıyla şimdi var tabii ki öyle arkadaşlarım. Üniversitelere gidiyorum, seminerlere, gastronomi bölümlerine, işletme bölümlerine. Arkadaşlarımız da bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz. Ben çok çok mutlu oluyorum. Şimdiki de bir kitap da hayalim. Ya da işte bir spor dergisine kapak olmaktı. Bu hayal miydi spor dergisine kapak olmak? 4 sene önceden kurduğum bir şeydi. Ben hayatımda şöyle söyleyeyim, bir emekli ailenin Denizliliyim ben. Buradan da Denizli'ye çok selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda aileme dair, herkese, sevdiklerime. Emekli bir ailenin çocuğuyum, en küçükleriyim. İstanbul'da hani var ya, bir bavuluyla geldim. Evet, onlardan aynı şekilde. Bavulla, bir bavulla tabii, mı geldim? Tabii, evet, aynen öyle. Evrene şuna inanıyorum, güzel tohumlar attığınızda karşılığını alıyorsunuz. Her şey hayal kurmakla başlıyor aslında, öyle biliyorum. Çünkü çok hayatımda dönüm noktalarım hep öyleydi. Hayal kurarak başladı her şeyi ve gerçekleştirdik. Şimdi de bir et sanatları akademisi açmak istiyorum. Şimdi oraya girmeden ben de kendi hayalimizle birkaç dakika konuşmak istiyorum. Gürkan Şef geldi, dekorumuzu çok beğendi, bisikletleri, dekorumuzu. Ben dedim ki programda anlatacağım bir kere daha dedim, dinleyin beni dedim. Bizim bu yıl 3. sezonumuza başladık bizim programda. Bir hayalimiz var. Bisikletler onu anlatıyor. Çünkü biz bir gencimizi, Umut Gündüz'ü kaybettik. Umut Gündüz 19 yaşında bisiklet binen bir genç çocuk. Arkadan bir araç çarpıyor. Ve Allah rahmet eylesin. Orada ölüyor. Bu arada dün toplantı yaptık programlardan sonra. Dedim, ekip beni eleştirdi. Dedi ki öldü diyorsun dedi. Ölüyor diyorsun dedi. Ben dedim ki Umut vefat etmedi. Umut öldürüldü. Umut öldü. Şimdi ki bazı şeyleri evet belki acıtıyor ama kibarlaştırmamaktan yanayım. Tamam. Vefat etmek belki çok yaşını başını almış biri için işte vefat etti. Ama Umut 19 yaşında. Umut öldü. Yani öldürüldü. Orada durabilirdi, araç kaçtı. İkinci araçta Umut'a bir kere daha çarptı. Biz de bu yıl, bu sezonda dedik ki bisiklet kafası olalım Umut adına. Ve bisiklet benim için dişilik, yuvarlak hatlarıyla, o fallik şehirlerimizde, gökdelenlerin arasında dişi kalmayı başarmak. Bisiklet benim için azınlık, kadınların hakları gibi. Bisiklet benim için naiflik, bisiklet benim için çocukluk hayallerimiz. Ve ilk bindiğimiz ilk hayalimizdir, sonra da jipe binip bisikletleri ezeriz. Kendi çocukluğumuzu yakıp yıktığımız gibi bu memlekette. Yani bisiklet bence çok önemli bir değer, bir medeniyet unsuru. Onun için yollar, onun için anlayış geliştirdiğimizde bu ülkenin kalkınacağına inananlardan biriyim. O yüzden de biz Umut için bir kampanya başlattık. Umut'a ses ol. Ve bu kampanya içinde Aslı Şafak'la İşin Aslı Ormanı kuruyoruz. Evet, Çekül'e ilk bağışı ben yaptım. Vallahi 100 tane fidan aldım artık. Bilmiyorum sevgili seyirciler, Çekül'e giriyorsunuz. Bizim programı görünce tık tık bir fidan alın ya, ne olacak ki? Gerçekten para değil. Nereden alıyorlar? Bir daha... Yaparız şimdi sizde. Tamam. Çok seviniriz bizim için yaparsanız. Tabii tabii. Çekül'e giriyorsunuz sevgili seyirciler. Bu arada linkleri de vereceğiz değil mi? Tamam. Sosyal medya hesaplarımızdan da göreceksiniz. Umut'a ses ol ormanı bizim çok programı. Güzel. Umut için bu sezonun sonunda ormanımız Silivri'de 7000 ağaçtan oluşan bir dönümler ormanımız var bizim. Ormanımız olacak Umut için. Dolayısıyla buydu, amacımız buydu. Ben bunu şimdi hayal dediniz ya, bizim de bu sezonki hayalimiz 9 ay 10 ay sonraya yazdığımız mektup bu hocam. Olur mu? Ne dersiniz? Çok güzel olur. Çok güzel. Yapar mıyız böyle hep beraber? Yani hem bisiklet için bir vicdan oluşturmak, kamu vicdanı ve bilinç, hem de orman. Çok çok güzel olur. Çok güzel. Gerçekten. Öyle. Kestim sizi, kusura bakmayın. Yok estağfurullah, estağfurullah, olur mu? İşte dediğim gibi hayalle başlıyor. Şimdi de bir et sanatları akademisi. Açma planımız var. Zaten bir 3-4 yıldır da bunun üzerine çalışıyoruz. Yurt dışından yine bir okulla anlaşmamızı tamamladık. Tabii ki aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olacak. Yıl 2020-2025 şimdi adam manyak. Ben size söyleyeyim. Adam kontrolcü. Benim tanıdığım kadar, yani görebildiğim kadarıyla burada. Bir kere hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Çok çalışkan, kontrolcü, jilet gibi. Yani ayakkabısından pantolonuna pırıl pırıl, mis gibi kokuyor. Her şeyine çok özen gösteriyor. Söylüyorum, canlı yayın yapıyorum şu anda buradan. Ondan sonra böyle bir adam. Asla işini şansa bırakmıyor. O yüzden de başarısız olması gibi bir ihtimali söz konusu değil. Hayallerini de gerçekleştirdi. Çünkü planlı ve programlı ve akıllı. Şimdi o zaman 2025'te
25. Evet, çünkü 4 yıl evvelden bu derginin kapağıysa Gürkan Şef, 2025'te nerede ne yapıyor? Ne giyiyor, saçı nasıl, bıyığı nasıl, kasları nasıl? Tamam. Ne yapıyor ama? 2025, evet aslında şöyle 2024 gibi falan planım vardı ama tamam 25 olsun. Onu pardon alalım. 4 yıllık. Yani... Ya eskiden 5 yıllık kalkınma planlarımız vardı ya, adamınki 4 yıllık kalkın. Tam 4 yıl olsun ya, 2024. Şöyle Urla'ya gitmek istiyorum. Bir butik orada otel yapmak istiyorum ki çok seviyorum orada da ve çok arkadaşlarım var. Onlara da selam gönderiyorum. Orada işletmeciler, hem oteller var, restoranlı olan arkadaşlarım var. Orada bir butik otel açıp aynı zamanda da çok butik bir restoran yapıp içerisinde. Yine workshop alanları, hafta sonları, atölyeler yapmak istiyorum orada. Ve tabii ki o arazinin belki sonunda ya da uygun bir yerine kendim için bir ev. Ve Urla şöyle söyleyeyim, çok çok güzel ve çok keyif aldığım bir yer, nefes aldığım bir yer. Orada yaşamak istiyorum. Tabii ki rutin işlerimize devam edeceğiz ama... Artık Allah sağlık verirse 8 ayımızı, 9 ayımı orada geçirmek istiyorum. 2024 planım bu. Bence mütevazı konuştuğunu düşünüyorum. İçinden geçen tam kelimeler bunlar değil. Ben tercüme ediyorum hissiyatıma dayanarak. Bence workshop falan değil, bayağı bir akademi kurmak istiyor oraya. Çünkü workshopla artık 2024'te kesmez workshop onu bence. Yani, bence akademi gibi bir şey olacak. Ya evet, değil mi? Belki de. Daha yani, büyük. Daha büyük. Şu andaki planım ya da hayalim o. Hı-hı. Ben seviyorum hayal kurmayı. Şimdi böyle de demeyeyim yani, büyü bozulmaz değil mi? Çünkü ay yok, bizim program bize gelen her konuk hayalini gerçekleştirerek bir daha geliyor. Öyle mi? Çok uğurluyuzdur. Maşallah. Çok uğurluyuzdur. Benim de uğurlu olduğum söylenir. Gerçekten de öyle. Çünkü şöyle işte bizim restoran müdürlerimiz var. Biz yoğunluktan uğrayamadım, bazı şubelerim oluyor. Yani üzülüyorum tabii ki ama beni arıyorlar işte, şefim gelir misin ya, senin hani bereketin bir başka, birkaç gündür biraz böyle iş düşük, bir ayağını sürüsene falan diye. Benim de bereketim vardır. O zaman bizim bereketimiz öyle, tamam şu andan söyleyeyim. İtibaren uçtuk değil mi? İnşallah. Ratingler tavan. Ormanımızı da seyircilerden de bekliyoruz lütfen. Tabii. Hayatınızı etkileyen film. Benim mi? Evet. Vallahi şöyle. Çok eskiye gideceğim, belki çok klasik ama. Ben şeyi seviyorum çok çok, yani o çok etkilemişti, Yeşil Yol. O el duymuyorlarmış. Öyle mi? Pardon. Yeşil Yol. O kadar eski değil ama Yeşil Yol. O eski ya, bir yani 22 yıl var herhalde. Var mı? 99, 98 falan mı? 10 değil mi? 19 falan evet. Mesela hiç unutamıyorum. Abartmıyorum, 35 defa izlemişimdir. Hadi, peki kahraman? Kahraman. Çocukluk kahramanınız kim? Süper kahraman da olabilir. Birden şey gelmedi ama... Ben böyle Süpermenci ya da Batman hiç şey değilim ya. Böyle yani babam diyeyim benim. Yani evet, Allah rahmet eylesin. Şarkı. Şimdi başlarmışım ben böyle. Şarkıyı şöyle söyleyeyim. Hiç ayırt etmezsin, abartmıyorum. Kulağıma ne hoş geliyorsa onu dinliyorum. Hiç duşunuz ayırt etmiyorum. Var. Başlayın duşta şarkı. Ne söylerdiniz? Ben mi? Evet. Çok sevimliymiş bu arada. Buyurun şarkıyı size alalım. Sesim çok kötüdür bilmiyorum ama şimdi size sorayım. Ses tonum... Çok güzel. Evet, diyor, doğru kulak mudur? Kulak mı yok? Var bence, kulak da var. Var mı? Ya yemeyin beni, var biri vallahi. Biri bahar diye başlarmışım ya. Hayır, o değil, bence o değilse şarkınız. Ne? Yok, söyleyebilir miyim onu ya? Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak... Kırlara devam etmeyeyim herhalde. Yolunu çekemeyecekler yani, anladın. Çekemiyorlar. O yüzden hiç devam etmeyeyim. Ya programdan sonra... Sorabilir miyim lütfen? Bir klip çekebilir miyim size şurada? Bunun evet, altında programdan sonra tabii şu ki. Koridorda bir koşarken ilkbahar sabahı falan. Tamam, baklava... Ya siz bütün baklavalar size mi ait? Bizim de baklavamız. Benim de baklavam var. Başka bir şey benim var. Baklavamı göstereceğim. Öyle mi? Şimdi gelsin baklava. Bugüne kadar aldığın en ilginç iltifat ne? Size diyor Hayır. Benim baklavam size. Ben baklavamı size gösterdim. Bugüne kadar aldığınız en ilginç iltifat ne? En ilginç. Ya şimdi tabii ki yanlış anlamayın. Hiç de sevmiyorum bu konuları ama hani gözleriniz çok hoş, işte çok farklısınız falan ama
Şeyde almıştım ya, iltifat mı olur bilmiyorum ama Dubai'de almıştım oradaki restorantımızda. Şey dedi bana, dudaklarım mesela. Tövbe bismillah. Yani bir de şu bıyıklardan mı gördün? Aynen o bıyıklardan gördü. Çok şaşırmıştım. Ha. Evet. Kadın mıydı bunu söyleyen? Evet, kadın olsun, lütfen izin verin. Yani lütfen hayır, izin verin yok, burada. Hayır canım, ne olacak yani, biz kadın kadına da iltifat ediyoruz. Hani olabilir. Evet, evet, evet. Niye etmiyorsunuz Ceyhun? Biz erkek erkek niye? Ya, ne var ki bunda? Bir millet birbirine edebilir yani. Ceyhun ama nerede bu arada? Şey, o yönetmen işte. Ha, tamam. O bir de şeyde giriş katta. O bir tamam. Tepeden bakıyor bize. Okay. Yukarıdakiler aşağıdakileriz biz. Tamam. Ekip merak içinde. Ne zaman evlilik diyorlar? Şöyle. Ne meraklısınız ya. Aslında geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey oldu. Herhalde Nişantaşı'ndaydık. Sağ olsun magazinci arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Tam anlatmak istediğim bazen olur ya, tam anlatamadık. Ya da onlar biliyorsunuz maskeler de var artık insanlarda. Konuştuklarını zaten duyulamayan biliyor. O yüzden şöyle bir durum oldu. Haziran ayında böyle bir şey yapacaktık. Çünkü daha öncesinde işte Şubat gibi, Ocak gibi konuştuk aileler falan. Haziran'da da böyle bir şey gerçekleşecekti. İşte bundan 2 ay önce ya da 3 ay önce, geçtiğimiz Haziran'da. Ama pandemiden dolayı tabii ki olmadı. Yani düğün anlamında öyle söyleyeyim. Çünkü ben yine Urla'ya gideceğim. Orada bir işte arkadaşlarımız gelsin istiyorum falan. Öyle bir şey yapmak istiyoruz. Dedik ki olmadı ama yakın bir zamanda da değil mi, bir evlilik teklifi etmek gerekiyor. Etmediniz mi? Ha, öyle olur değil mi? Ben bir şey söyleyeyim, değil iki mi? Kere öyle evlendim. Yani, he? Yok, hadi, iki kere evlendim. Hiç de öyle şeylere de inanan biri değilim yani. Hani ay gelsin etsin falan. Bir de bir şey soracağım. Evlilik teklifinde yani şey mi, soru işareti mi? Evlilik teklifinde tek taş oluyor değil mi? Sonrasında mı o alyansa dönüyor? Yani memleket kadınları ısrarla bunu istiyor, evet. Yani alyans, yani ne istiyorsanız ya hayatta, yani sizin beklentinizi 24 yaşında istediğim bu değil demiştiniz. Şimdi tek taş istiyor musunuz ya da alyans? Hayır, o mudur yani prosedür? Odur tabii. Böyle diz çökeceksiniz. He. Öyle yapıyorlar keman ya, var, Amerikan vari. Keman olacak mı? Gönlünüze isterseniz bağlama olsun. Açacaksınız kadife kutuyu. Kadife? Ne olacaktı? Karton mu olacaktı? Hayır, soruyorum sadece. Kadife mi peki? Kadife. Tamam. Ondan sonra böyle. Bir de onların içinde ışıkları var. Kutu açılınca ışık çıkıyor. Öyle mi? Değil mi? O yüzük daha böyle şey olsun, camlı gözüksün diye. O pırlanta sahtedir. Gerçek iyi pırlanta parlar kendinden, ışığa gerekiyor. Kendinden değil mi? Ama belki daha fazlasın diye ışık koymuşlar artık iş yerlerine. Peki kaç karat düşünüyorsunuz hocam? Karat? Yani 2 karat, 3 karat, hani Fatma Hanım'a kaç karat? Tabii ki öyle bir değer şu anda biçebilir miyiz Fatma Hanım'a? Siz şu anda beni mi dolandırarak yemeği ve tarihi vermemeyi düşünüyorsunuz? Hayır, öyle bir şey yani yok. Yani şu anda benim beynimi teleme peynirine çevirerek mi bir yere varmak istiyorsunuz? Ne peyniri? Teleme. Teleme peyniri. Bu şey mi? Örgü ve siner değil mi o peynir? Tamam. Şey, evlenme teklifi daha etmediniz. Edeceksiniz. Evlenme teklifi birkaç gün sonra ediyorum. Evet. Ambiyans? Onu mu söyleyeyim o zaman şu an ama değil mi? Ama ne olur İlhan ya, ne olur. Ambiyans şöyle, çok düşündüm. Aslında işte orada röportajımda demek istediğim, daha doğrusu işte arkadaşlarla sohbet ettiğimizde demek istediğim oydu. Daha güzel bir şey planlamıştık ama şu anda ortamdan dolayı bunu yapamam. Yani öyle bir şey, izinini almak lazım, bir şeyler falan, bir sürü şeyi var yani. Çünkü çok da kalabalık olmak gerekiyor. Ne yapıyorsunuz, miting falan mı izin? Hayır şöyle, hani çok da kalabalık olmak gerekiyor. Öyle bir şey planlamıştım çünkü. Bu olmayınca dedik ki daha böyle bir mütevazi bir teklif. Ama tabii ki ben Ege'liyim. Herkes, tabii her yöremizde böyle adetlerimiz var. Ama şu anda yapamıyoruz. Seneye artık düğünü yapmak istiyoruz. Seneye 365 gün. 2021 365 günün oluşuyor. 9 Ağustos. Doğum gününüzde düğün. Tabii bu bencilce mi olur? Bencilce değil, bence hiç rantam ve ekonomik değil. Şimdi 9 Ağustos olunca tek bir hediye alacaksınız yılda. Ama başka bir güne yaparsanız hem evlilik yıldönümü hediyesi verir hem doğum günü hediyesini ayrı alırsınız. Ha işte bu, hani bencilce mi olur mesela? Neden senin doğum günün benim doğum günüm değil?
de olmaz değil mi yani bu sonuçta? Bence tam tersine. Yani kadın açısından bakıldığında çok avantajlı. Tek bir hediyeyi veririm. Tek bir hediyeyle değil mi? Tabii ki. Onu ayrı ayrı onu mu düşüneceğim? Ay evlilik yıl dönümü bu bilmem ne. Oh güzel. O zaman şöyle tamam. Düğün falan yani düğünümüz ya da 9 Ağustos gibi. Buradan da söylemiş olayım. Baskılara dayanamadım. 9 Ağustos. Vay. Seneye 2021'de inşallah ve Allah Urla'da. Sağlık verirse ve Urla'da. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde tabii ki şey. Peki çok hayati bir soru soruyorum. Su var mı şeyde kanalda? Ya vermezler değil mi? Vermezler ya şurada ölürsünüz tamam. Susuzluktan asla vermezler. Zaten maşallah ya. Dediğimiz 3 gün yaşıyor bir an önce. Tamam peki. Yalnız kalmaktan korktuğunuza dair bilgilerimiz var ya doğru değil mi bu? Doğru mu değil mi? Bir dakika şaka gibi bunu çok kişi bilmez ama. Şunu merak ediyorum. Bunu çok kişi bilmez. Çünkü çok değerli bir varoluşsal bir şey olarak düşünüyorum. Hayatınıza girecekleri seçerken evleneceğiniz olabilir, sevgili olarak olabilir. Bu korkunuz temel bir şey teşkil ediyor mu? Ya da tamamen o kadına bakarak mı buna karar veriyorsunuz? Yani ya yalnız kalmayayım. Korkusu da orada yer alıyor mu? Teşekkür ederim. Yani evet... yalnız kalma korkum var benim. Hı hı. Bu şöyle çok şaşırdım ama herkes hani iyi ama bir ama Ece bizim editörümüz Ece. Gizem Ece sever. Instagram'dan ekleyeyim. Çok iyiydi. DM'den yürümek yok editörüme vallahi. Ha, öyle mi öyle mi oluyor? Ay bilmiyormuş gibi. Hayır ben nasıl size, yani? Bir dakika size bugüne kadar kimse DM'den yürümedi mi? Ben girmiyorum o sizin şeylere. Şu yakışıklı taşınıza hiç kimse DM'den yürümedi mi? Hiçbir kadın. Dudağın güzel diyorlar ama DM... Ama ben onu kapattım onu orasını. Ha, öyle oluyor değil mi? Kapatıyorsunuz. DM kapatılıyor mu? Tabii. Oldu şaaat diye yüzüme var ya tokat gibi cevap geldi. Hayır estağfurullah hiç risk yok çünkü. Kapatacaksınız kafanız rahat. Şey söyledin yalnızlık. Yalnızlık evet. Yalnızlıktan evet tedirginliğim var. Korkuyorum. Öyle söyleyeyim. Çok da şey buradan da yine bir itiraf edeyim o zaman yalnızlıkken. Ben evde de mesela bütün ışıkları yakarım. Hı. Yani öyle bir durumum var yalnız kaldığımda. Birkaç arkadaşım var. Psikolog. Onlarla mesela konuştuğumda da. Hani çok böyle çözülmeyecek şeyler değil ama belki de onu seviyorum. Hani o ışıkların yanması yalnız kaldığında falan. Tam olarak soru neydi? Çok şey olduk ama. Yani genelde hayatımızda bu illa eş olarak da sorayım. Sevgili olarak da, arkadaş olarak da. Yalnız kalma korkunuz orada bir yerde durur mu o insanları seçerken? Yani yalnız kalmayayım düşüncesi olur mu? Ama yalnız kalmayayım ama bu olsun hayatında bu insan. O yüzden gibi, yalnız kalmayayım. Gibi. Hayır orada olmaz. Çünkü o büyük bir haksızlık tabii, değil mi bir insana şey yok, yani? Tabii. Onu merak ettim. Yok. İnsana tuzaklar kurar ya korkuları. Yok öyle bir şey zaten hani olamaz ya. Ben çünkü çok inanın ben ya yüzüme benim hemen şu an ikimiz burada sohbet ediyoruz. Hı-hı. Çok keyifli değil mi? Eğer keyif almadım birisi aslan daha gelirse... Bilirim. Hayır şey de değil hani idare et değil mi 15 dakika 20 dakika bir saat falan. Hayır yüzüme vuruyor hareketlerime vuruyor elim ayağımı nereye koyacağımı bilemiyorum kaşım buradan oynuyor falan hani en güzeli gidiyorum. Peki o zaman böyle bozar mısınız da mesela? Ben bozarım. Ha, tak diye böyle. Evet çok. Diliniz sivri mi? Sivri. Öfkeli misiniz? Ya yani aslan burcu söner, olduğu kadar. Söner. Evet çok çabuk sönüyor ama öyle bir durum var. Kinci değildir yani. Yok hiç değil ya böyle bir şey olabilir mi aslında istiyorum. Yani hani 5 dakika. Evet yani çok üzülüyorum yani ya da doğrusu mu bu diyorum yani. Hiç kin tutamıyorum. Kin bence insana ait bir şey olmamalı zaten. Niye kin tutasınız ki? Niye yani? Hani kin birine kin tutmak kendini diğerlerinden kibir gibi bir şey değil mi? Kibir gibi aslında? Değil mi? Yani ne gerek var ki bunlara hayatta var mı? Yok. Yani, çok doğru. Çok doğru yok. Ya. O kadar da ciddi hani böyle birine bu kadar da. Şöyle söyleyeyim birkaç sene öncesine kadar çok daha hayatı biraz daha belki daha fazla ciddi alıyordum. Evet tabii ki sorumluluklarımız var şimdi. Her şeyden önce yani birlikte yolu arkadaşlarımız var. Kendi markalarım adına onların sorumluluğu var. Ailelerin sorumluluğu var ama işin dışında da çok fazla artık biraz daha ciddi almamaya başladım. Yani bilmiyorum Aslan Burcu'nun takıntısı mı ya da kendimi mi çok takarım mesela ben. Çok kurarım. Hani bir şeyi ufacık şeyi büyütürüm onu kafamda falan. İşte Mustafa da şey bilir
Ama sonrasında 3 senedir daha böyle relaksım, sakinim. Oluruna bırakıyorum daha çok. Böyle. İşte o belki biraz yaşla ilgili. Yaşla mı ilgili? Ya da biraz yaş hayallere ulaştıkça, ondan mı insan oluyor? Kendini gerçekleştirmeye başladıkça, değil mi? Daha böyle şey oluyor ya, bir sahne derdi kalmıyor. Hani o gençlikteki şeyler belki de, değil mi? Onları, zannedersem, onların da evet, rahatlaması olabilir. Doğru, olabilir. Olabilir. Yani kaybetseniz ne olur? Mesela şu anda ulaştığınız her şeyi, elinizde olan her şeyi aldık. Bu sizde yani nasıl bir etki yaratır? Ben şöyle, bu soruyu hep kendime sordum zaman zaman. Ya da işte özel arkadaşlarımla, yakın arkadaşlarımla bahsettim. Eğer şöyle düşündüğünüz anda, çünkü bana hiçbir şey, yani konumda işte şöyle söyleyeyim, şube müdürlüğü de, mutfak şefliği de, kasap bölümü şefliği de verilmedi. Ben aldım. Yani öyle söyleyeyim. Sonrasında kendi markalarımı da Cenab-ı Allah nasip etti, aldım. Yani şöyle yeniden başlarım. Hiçbir şey endişem yok çünkü kendime güveniyorum. Yani bilgi birikimime, vizyonuma öyle söyleyeyim, hayal gücüme ve çalışmama. O yüzden hiç çok fazla oralara takılacağımı düşünmüyorum. Yeniden başlarım yani. Çünkü evet, yaptığım işi çok seviyorum ve şöyle bir şansım olsa ya da öyle bir şey, böyle bir durum olsa, yeniden dünyaya gelsem, seçme şansım olsa tekrardan aynı işimi yapmak isterdim. İşiniz yer tutuyor hayatınızda. Yani işkoliksiniz ben, değil mi? Evet, öyleyim ben. Çok fazla hem de. Peki bu hayatı kaçırmanıza neden olmuyor mu? Anlar, güzellikler, keyif. Şöyle şuna, hani ben biraz, siz de söylediniz ya, çok plancı şey, yani daha doğrusu plan yapan, mantıklı şeyler, kontrol, evet. Böyle birisiyim. Çok doğru isimlendirdiniz beni. Şöyle bir durum var. Çalışıp işte 4 sene sonraki şeyimi söyledi size, Urla isteğimi. Şu anda daha da biraz daha doldurmam gerekiyor. Neyi? Hem zihnimi, ondan sonra o hırsımı, her şeyimi. Sonrasında da ben şöyle şuna inanıyorum. Orada artık rahatlayacağım. Doyum gelecek. Evet, orada doyum gelecek. İşte onun adı akademiyse ya da workshopsa, oradaki oteldeki misafirlerim, oradaki sohbetler. Yani şu an onu hazırlıyorum kendimi. Üremeye inanır mısınız? Üremeli mi insan? Üremeli mi insan? Yani zaman zaman diyorum üremeli, zaman zaman yani hayır sizden diyorum. Bir baba olur mu? Benden iyi bir baba olacağını düşünüyorum ya da hissediyorum. Ya da işte Fatma da mesela konuştuğumuzda zaman zaman her, değil mi, ilişkin içerisinde bunlar konuşulur. O da aynı fikirde. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bir kez acayip ama acayip duyarlı bir baba olurum diye düşünüyorum. Çünkü bizde şimdi onun, Fatma'nın kedisi var. Bende inanılmaz bir kedi. Ben yani bu söylemek istemiyorum ama hiç hayatımda kedim olmadı. Beslemedim. Evimizde de yani küçükken de olmadı. Sonra bir anda eve kedi geldi ve belki bunu söyleye söyleye bir baktık. Ben kaşınıyorum durmadan. Birlikte hastaneye gittik. Alerji. Ben alerji çıktı. Ya şaka gibi, böyle bir şey olamaz. Sonra ama tabii ki ben bunu kendi kendime aşarım diye düşündüm. Birkaç tane ilaç kullandık ve bu gitti. Tabii biraz da artık sevmeye başladım o sevgiyle. Köpek var, köpeklerim var falan, çok seviyorum. Hani o diyor ki bunlara böyle bakıyorsan artık, hani değil mi? Kendinden bir üreme bambaşka bir şey tabii ki olacaktır. Bence zaman zaman diyorum işte, evet olmalı, zaman zaman olmamalı, bilmiyorum. Bence o 2024'te bir de böyle Urla'nın bahçesinde koşan. Öyle mi? Gibi böyle koşuyor oralarda. Baba diye, siz orada et marine aldınız. Et değil mi? Et marine edilmeli mi? Et marine, şöyle söyleyeyim.
Şey gibi bu hani hayati soru herkes için. Yok. Herkes şöyle bir şey yapıyor çünkü. Bir marinasyon var, bir de sos sistemi var. Yani marinasyon 48 saat önceden yapmanız gerekiyor. Hemen burada hemen bir kuzu marinasyon tarifi vereyim. Süt, sarımsak, taze kekik, limon kabuğu rendesi ve soda. Çok çok önemli. Kuzu sırtı ya da pirzolayı yatırdınız bunların içerisine. Koyacağınız yağ da ayçiçek yağı ve zeytinyağı. İkisini karıştıracaksınız. Borcamın içerisinde streçlediniz. Artı 4 dolabına koydunuz. Artı 4 dolabı yani buzdolabınızın. 2 gün boyunca 48 saat boyunca kalmalı. Çünkü marinasyon 24 saat sonradan sonra işe başlar. Yani o etin içerisine işlemeye başlanmalı. Dana etinde ise salça, zeytinyağı ve defne yaprağı, karabiber, tuz kullanılmalı. Burada süt falan kullanılmıyor. Evet, marinasyon edilmeli. Eğer ki ben her zaman şunu söylüyorum. Doğru kasap mahallemizin kasabı. Çünkü yaptığımız iş hileye açık bir iş. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Ve eğer ki siz apartmanınızın altında ya da aynı sokağın içerisindeki kasaba gittiğinizde ve diyalog kurduğunuzda onunla, sizi artık bu kelimeyi kullanmaktan hoşlanmıyorum ama kandırma şansı hemen hemen olmayacak. Çünkü her zaman ona gidiyorsunuz. Burada oturduğunuzu dile getiriyorsunuz. O yüzden de doğru kasabımız mahalle kasabı. Mümkün olduğunca tezgahta bulunan çekilmiş kıyma ya da kuşbaşıları almıyoruz. Hemen o anda yaptırmamız gerekiyor. Hmm. Kıymayı da o anda makineden çektireceğiz. Kuşbaşıyı da o anda doğratacağız. Bunlar çok önemli. Öyle hazır marketlere gidip hani orada hazır bizi bekleyenleri? Yok. Yok. Onu ya hep böyle ya şefim neden böyle konuşuyorsun falan oluyor. Ben biraz doğrucu Davut mu diyorlar. Evet öyle. Öyleyim. Ama maalesef 6 yıldır bunu söylüyorum. Bakın. Tabii ki yine alabilirsiniz. Hı-hı. Alın da. Ama o anda yapsınlar. Çünkü orada zaten bir tezgahlar var. Hazır istemiyorum sadece. O anda gözümün önünde kıyma makinesine döşüyor atsın. Ya da o anda işte kuşbaşı, tranştan ya da kontrafileden nereden almak istiyorsanız o anda doğrasın onu. Bu kadar basit. İşte Urla'da da siz tam bunu anlatırken çocuk oradan baba diye bağıracak 2024'te. Hayırlısı mı deniyor? Kısmet tabii. Kısmet tabii canım. Tabii. Yani hayırlısı yani, tabii ki yani. Evet, ne istiyorsanız o işin inşallah, şakası. Hani, inşallah. Yani bizim memleket insanı gibi şey yapmayın. İlla üremesi gerekmiyor herkes. Anne soracağım, evlilik teklifi nasıl olacak? Abi de, ne o? Tabii. Asla unutmam, ben bir kadınım. Ya şimdi şey değil mi? Böyle köprünün altına falan benimle evlenir misin yazıyorlar. Köprünün ayağına mı, bacağına mı, bir de altı mı o? Her yere yazıyorlar, gökyüzüne, her yere. Ha, gökyüzüne falan, ondan sonra onlar şey tabii ki artık hani yapılmamış bir şey, yapılmamış. Ben mesela şöyle, inşallah bir gün bekliyoruz bizim restoranlarımıza et yaptım. Bunu mesela öğrenciyken bir yarışma var ve Barcelona'da oldu bu. Orada yaratıcılık ödülü aldım. Baktık ki normal sushi var, hı-hı, ama bunu etten. Hı-hı. Nasıl yapabiliriz diye ve içerisinde nori ya da işte pirinç ya da işte yosun kullanmadan normal etimizi açtık. İçerisine marul, yeşil elma, hı hı, bunları havuç falan bunları sardık içerisine. Dışına da dış panesi olarak da pirinç yerine geçecek. Türk damak tadına uygun susam, Antep fıstığı ve peynirle dış panesini yaptım bunların. Sonrasında da işte çok güzel oradan bir ödülle geri döndük falan. Hani farklı, onun gibi etten pastalar yaptım, hı hı, ben işte hem doğum günlerinde hem de yakın arkadaşlarımın düğünlerinde. Bu da çok ilgi görmüştü. Ya da ilik suyu, bilmiyorum duydunuz mu hiç, ilik suları vardır. Bilmez miyim? Evet, onlardan mesela, bu aslında her zaman söylüyorum, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı kemik suları. Biz bunları daha profesyonel halde, içerisine bazı maddeler, farklı maddeler de kullanarak, maddeden dediğim işte kereviz sapı, defne, hı-hı, yaprağı gibi falan, işte onun kıymanın beyaz yumurtasıyla, yumurtanın beyazıyla, kıymayla, hı-hı, bağlıyoruz falan, ilik suları yaptık. Hani tabii ki evlilik teklifimizin de böyle bir farklı olsun istiyorum ama yine söylüyorum, hani şov, böyle büyük şovlar değil, daha küçük bir şey yapacağım. Şimdi benim buradan ne anlamam gerekiyor? O kadar ilik suyu anlattı. Sushi, etten sushi, yani ben ne anlayacağım şimdi burada? Evlilik teklifi nasıl yapılacak diye sordum. Hayır biliyorum, hayır. Şurada değişik bir şey ya. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Çok farklı. Henüz birkaç tane var kafamda, hmm, ama tam böyle onu mu yapayım, yok. Sütlü Nuriye'miz hazırsa hadi alalım o zaman. Tamam, bakalım. Program boyunca konuştuklarınız geliyor şimdi. Öyle mi? Evet. Okumanızı rica edeceğim.
Şimdi gel. Evet, buyurun. Gürkan mı? Gürkan arada kendine manyak mıyım diye sorar ve evet cevabını verir. O. Ben mi dedim onu? Evet. Gürkan'ın sabrı yüksektir. Gürkan King tutmaz ama arada tutmak ister. Onu dedim. Gürkan başarı hastası bir adamdır. Gürkan'ın ayağı bereketlidir. Gürkan bıyıkları olsa da dudaklarına iltifat alabilen bir adamdır. Bu Sütlü Nuriye miydi? Sütlü Nuriye. Bir önceki de baklavaydı. Bunun adı da Şehvet. Bu da Şehvet. Değil mi? Bu da Şehvet. Vallahi şahane bir tatlı olmuş. Ellerinize sağlık. Daha ben sabaha kadar konuşayım mı Ceyhun? İstediğin nedir? Aa, öyle mi? Ne oldu? Gittin mi? Gittin mi? Bu Ceyhun'un da bu kullukları. Yani veda falan etmez. Sen konuşurken ben kapatırım. Sen benim işime karışma diyor. Ne yapayım ben ya bu ekiple? Ceyhun'la bir soralım. Protein alıyor mu? Uzun zamandır almıyor olabilir. Ceyhun! Gürkan şefimizdi efendim. Ormanımıza bağışta bulundu ve adınıza düzenlenmiş olan sertifikayı takdim ediyoruz. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki de herkesi de bağış yapmaya bekliyoruz. Çok teşekkürler.